Bugün çok özel bir yerde olduğunu rejideki arkadaşlarımız duyurdu. Diyanet TV'nin ilk yayın yapmaya başladığı yerde bugün Selman-ı Seferi. Hocam milattır ve başlangıçtır Kadir dedi. Varlığın başladığı andır. Belki de kün emrinin ilk verildiği andır dedi. Dolayısıyla biz de Diyanet TV'nin ilk başladığı, sesinin soluğunun görüntüsünü sizlere ilk ulaştığı noktadan size seslenmek güzel bir Kadir gecesi tevafuğudur. Ve şu anda sevgili Selman-ı Seferi Bursa'dan bize sesleniyor. Selmancığım söz sende. Elhamdülillah diyerek başlayalım. Mustafa Cihat size, Mehmet Emin hocam size hürmetle selam ediyorum Bursa'dan. Ne güzel bir memleket değil mi? Söğüt kuruluştu. Dirilişin, yükselişin şehri, padişahların şehri, memleketin kaderinin belki de yazıldığı şehirlerden. Uludağ'ın gerdanında bir güzel yeşil inci Bursa'dan sesleniyoruz. Burası Somuncu Baba'nın, burası Emir Sultan'ın, Aziz Mahmut Hüdayi'nin, burası Molla Fenari'nin ve birçok Hoca Efendi'nin, Hazret'in manevi bekçiliğini yaptığı bir yurt. Burası arkamda gördüğünüz kalabalıkla hep birlikte iftar edilen bir güzel mekan. Burası Ulu Cami. Önceki günlerde Diyanet İşleri Başkanımızın 9000 kişiye iftar verdiği günü hatırlayalım. Sonra Niğde'deki iftarı hatırlayalım. Sonra dün Gördes'te birkaç gün önce 7000 kişiye verilen iftarı hatırlayalım. Kardeşlik sofrasının kurulduğu yerleri gezmeye devam ediyor kardeşiniz. Ve bulunduğumuz yer bir özel mekan ki binlerce insan aynı anda burada iftar edecekler. Küçük bir anekdot. Normalde gördüğünüz soğuk su bulunur ibaresi hiçbir ehemmiyet yoktur belki. Ama Ramazan'da o suyu görüp de içmiyorsunuz ya, onu bilip de tatmıyorsunuz ya, ne anlama geldiğini oruçlular, oruç tutanlar biliyor. Hele bugün de bin aydan daha hayırlı bir gecede, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere kıymeti diğer aylardan, methedilen diğer zamanlardan üstün bir gece. Kadir geceniz bu vesileyle Mehmet Emin hocam kutluyorum, hayırlara vesile olsun. Mustafa Cihat sizin de kutluyorum. Çok gürültülü bir ortamdayım, çok kalabalık. Belki sesinizi duyamayacağım diye yüksek sesle konuşuyorum. Hemen birkaç kişiye mikrofon uzatalım. Armağan gel, bu güzel geceyi, bu güzel atmosferi aktarsınlar bizlere. Aradan geçeceğiz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kadir gecesine ulaştık. Neler hissediyorsunuz? Nasıl geçti Ramazan'ımız? Çok güzel geçti. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Çok iyi geçti. Allah iyilikler versin. Buradaki teyzeler adına siz neler söyleyeceksiniz? Kime selam gönderiyorsunuz? Vallahi ilk ben beyime gönderiyorum, Balıkesir'den. Akrabalarıma gönderiyorum. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Teşekkür ederiz. Bir güzel kardeşim var şimdi. Onu da yanıma alayım. İsim neydi? Emrah Yalçın. Mesleğimiz öğretmenim. Çok evet, güzel. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu gece artık toplandı ve herkesin artık okumasına sunuldu. Evet. İlla ki öğretmenlik biraz da Kur'an-ı Kerim'i öğreten hocalarla eşdeğer. Güzel bir meslek. Kesinlikle. Çok eşsiz. Kesinlikle. Neler söyleriz bu güzel gecede hocam? Öncelikle şehrimize geldiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki bize böyle güzel bir geceyi nasip etti. Amin. Bütün Müslüman aleminin kandili mübarek olsun. Buradan Konya'ya özellikle Büşra Gamze Özel ve ailesine kandillerini kutluyorum. Onların gelecek bayramları da mübarek olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Zamanımız oldukça daraldığı için Allah razı olsun. Bir teyzemiz daha var, ona doğru gidelim. Sonra da selam ederek bitireceğiz. Ayakkabıları çıkaralım. Hemen buradan geçeceğiz. Bir saniyeyle geldim hemen. Geldi, nasılsınız? İyiyim canım, sen de iyisin. Hamdolsun. Soframızı kurduk inşallah. Çok şükür, elhamdülillah. Birazdan iftar edeceğiz. Elhamdülillah. Hislerinizi alayım bu güzel gecede. Çok güzel geçti yavrum be, çok güzel geçti. Çok Allah verdi gayretini, kuvvetini inşallah. Allah gayretini, kuvvetini verdi. Çok şükür, elhamdülillah. Allah razı olsun. Rabbim gayretini, kuvvetini verdi. İçeride Yavuz Sultan Selim eliyle getirilen ve asılan o güzel Kabe örtüsünü görünce ben bugün bir özel selam etmek istiyorum. Ondan sonra VTR'ye bağlayacağız. Ömer Tezer ve Emine Aydın, Diyanet TV, onlar Bursa memleketleri. Onlar üzerinden tüm izleyici ve dinleyicilerimizi selamlayalım. Ayrıca bir özel selam da
Ömer Karaarslan'a gitsin. O selam bulunduğu mekan üzere hem canım kardeşime hem de kabul edilir mi bilmem, buradan ses duyulur mu bilmem, Mekke'ye, Medine'ye, kutsal topraklara Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kardeşinizden ve Bursa'dan selamı gönderelim. Kabul olur mu bilmiyorum ama gönlümüzden geçen odur. Tüm izleyicilerimizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Allah'a emanet Mustafa Cihat. Mehmet Emin Hocam, Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Hoşçakalın. Saltanat Kapısı'nın önünden daha sevimli bir tabeladan merhaba diyoruz. Bursa'ya hoş geldiniz. Kendi memleketimi özlemiyorum Bursa'yı özlediğim kadar. Ata yadigarı yeşil Bursa'yı övmeye lüzum yok ki. Kıymeti kendinden menkul bu şehrin. Şimdi gidelim Ramazan'da neler oluyor Bursa'da bir yakından bakalım isterseniz. Hadi. İşte tophanenin topları Bursa'da. Tabii bir zamanlar savaşlarda düşmanı korkutan, sonra da kalkıp Ramazan'da insanları uykudan uyandıran toplar. Vallahi param olsa eve alırım ya. Osman Gazi'den sonra oğlu Orhan Gazi'nin türbesi önündeyiz. Bize Bursa, bize Anadolu onlardan emanet değil mi? Onlara bir dua göndererek Bursa gezimize devam ediyoruz. Diyanet TV. Çok seviyorum, seyrediyorum. Evet, nasıl geçiyor Ramazan'ınız? Vallahi elhamdülillah çok güzel geçiyor. Şimdi Kadir Gecesi'ne ulaştık. Allah'a çok şükür. Allah tekrar nasip etsin inşallah. Amin. Nasıl adetler var burada, Bursa'da? Ramazan adetleri. Ramazan neler yapılır? Vallahi çok geçmişini bilmiyorum. Ben de sonradan Bursalı oldum. Tabii ki iftarlar, yemek içmek her türlü adet var. Yalnız ben Ankaralıyım aslen. Bursa'ya geldiğimde çocuklar mesela kandil günlerinde yolları kesiyorlar. Para harçlık alıyorlar. Bugün bir tane çocuklar kesti, onlara harçlık verdim. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel tabii ki. Bir de belli mühitlerde Arnavut mahallelerinde özellikle gece sahura kalkarken kendi adetleriyle kalkıyorlar. Şarkılarla, müzik eşliğinde kalkıyorlar. O da çok güzel. Çok güzel, harika. Evet. İyi gözlemlemişsiniz. Aşağı yukarı görebildiğimiz kadar, evet. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar şimdi. Teşekkür ediyoruz. Kadir Gecesi'ne ulaştık. Hislerimiz neler? Çok güzel bu anda. Heyecanlıyım. Gece burada ibadet yapmak için geldim. İnşallah. Allah kabul eder. Hakkıyla yaparız. Ramazan nasıl geçti peki? He? Ramazan çok nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Sıcaklar bunaltmadı mı? Bunaltmadı. Hayır. Sonunda geldi, o da etkilemedi yani. Öyle bir camiden bahsetmek mümkün ki içeri girdiğiniz anda sadece gezi amaçlı camiyi görmeye bile geldiyseniz bu güzel şadırvan sizi namaz kılmaya teşvik edecektir. Bir zamanların zaviyesi, şimdinin Ulu Camisi. Bursa'dan bütün dünyaya ışık saçan güzel eşsiz bir cami. Başka başka kültürlerin uyumunu gözlersiniz Bursa'da. Ulu Camii'nden yükselen yakarışları duyarsınız Bursa'da. Biz artık bu güzel şehirden ayrılıyoruz. Kadir Gecenizi şimdiden tebrik edelim, idrak edilmesini ve dualarımızın kabulünü dileyelim. Yarın başka şehirde olacağız Allah nasip ederse. Esenlik dileyim bize, bizden de size bir güzel selam olsun. Hoşçakalın.